Elinden program izleyicileri, bir bahçıvanın elinden programına hoş geldiniz efendim. Evet, bir bahçıvanın elinden programına derken bir bahçıvanın bahçesine de hoş geldiniz. Evet, sizlerle birlikte bir müddet bir bahçe oluşturacağız. İstedik ki bir süre sizinle bu programı birlikte yapalım. Ektiğimizi birlikte çıkaralım. Diktiğimizi birlikte yetiştirelim. Ama bu çiçek olur, ama bu sebze olur, ama bu meyve olur. Bunun da tadına hep birlikte varalım. Düşüncesiyle burada, bu mekanda bir uygulama yapacağız. Tabii ki ben öncelik biraz kılavuzluk yaptım. Bir şeyler hazırladım. Ama çoğunu şeyini göremedim. Sebzenin tadına varamadım. Çünkü bunları yetiştirirken sizin inanacağınız şekilde bir şeyler yapalım istedik. Biz burada yaparken siz de aynısını bahçenizde, balkonunuzda, terasınızda yapabilirsiniz düşüncesiyle böyle bir bahçede bir müddet sizlerle birlikte olacağız. Evet, şu gördüğünüz alan bahçemizin girişi. Burada satın almalardan ziyade hep kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Bazı şeyleri değerlendirmeye çalıştık. Ben hep şunu söyledim. Yapmış olduğum programlarda en asgari maliyetlerle bahçenizde, balkonunuzda ve oturduğunuz salon ve oda ve mutfak veyahut da bir çalışma ofisi nasıl askeri harcamalarla bir takım dizaynlar oluştururuz, bitki dizaynı oluşturabiliriz, bitkileri yetiştirebiliriz, hangi imkanları kullanabiliriz düşüncesiyle hani gidip her şeyi hazır almaktan ziyade böyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz bir bahçeye girişi. Giriş çok önemli. Burada böyle bir ahşaptan pergola oluşturduk. Farklı sarkıcı bitkiler diktik buraya. Burada ne vardı? İşte sarkıcı minemiz var. Birlikte büyüteceğiz bunları. Bu aşağı yukarı da aşağıya kadar değecek. Hani bahçelerde böyle bir uygulama yaparken böyle ahşaptan yapılmış pergolalar kullanırsanız burada çok güzel dizaynlar yapabilirsiniz. Kısmet olursa burada gördüğünüz gibi bura bahçemizin çok girişi. Giriş çok çok önemli benim için. Burada mutlaka yapraklarıyla, çiçekleriyle, kokularıyla bizi çıkarken de, evimize girerken de hoş görüntü ve kokuyla karşılaşmamız lazım. Onun için burada işte sarkıcı mineler yaptık. Sardunya yaptık. Petunya yaptık. Begonya yaptık. Yine farklı begonya türünden yaptık. Gördüğünüz gibi burada yine minemiz var. Bunlar zamanla tamamıyla büyüyüp burayı kapatacak. Bunu da inşallah hep birlikte büyüteceğiz. Hep birlikte bu güzel görselliği paylaşacağız. Burada tabii bunların büyümesi için neler yapmamız gerekir? Nasıl bir uygulamamız gerekir? Bunları şey yapacağız. Burada da kameramanım yakından gösteriyordur umarım. Petunya'dan bir küle yaptık. Üzerinde fesleğenimiz var. Kekiğimiz var. Ben çok güzel koku hissediyorum. Sizin de aynısını uygulayıp bu hisleri paylaşmanızı istiyorum inşallah. Burada farklı bir reaksiyonu var. Onun üzerinde daha detaylı konuşacağız. Bahçemizdeki o
çiçeklerimizi anlattıktan sonra tabii ki bahçemizin girişinde güller var. Güllerimizi yakından tanımamız gerekiyor. Bir de yaz boyu, sezon boyu daha doğrusu güllerimizden daha sağlıklı gül nasıl elde edebiliriz? Ne yapmamız lazım? Tabii ki her şey kendiliğinden bazılar oluşuyor ama bazılarına da biz mutlaka destek vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla ilkbaharda hani şöyle bir deyim kullanayım. Bütün bitkiler sonbahar dinlenmeye girer, kışı dinlenmiş olarak geçirir ve bütün enerjisini toplar. İlk meyvesi güzel olur, ilk çiçeği büyük olur. Yani burada bütün dinlenmiş olduğu enerjiyi bir anda bizlere yansıtır. Ben hep şunu soru olarak aldım. Ya ilkbahardaki güllerimizin görkemliği, gösterişliği yaz dönemlerinde olmadı, olmuyor. Evet doğru. Yani dediğim gibi ilk etaptaki güllerdeki o güzellik, berrahlık, gösterişlilik hem gül yaşlandıkça bu küçülecek, bir de yedi veren olarak diktiğimiz bu güller ilk açtığı çiçeğe ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci açımlarında ilk açtığı kadar büyük, görkemli gül alamayız. Onun için o zaman ne yapacağız? Biz bir budamaya gideceğiz. Burada ilk çiçekler, güllerimiz çiçeklerini verdikten sonra mutlaka bunlar tekrar elden geçmesi lazım. Elden geçerken de çok bilinçli hareket etmemiz lazım. Burada uç alma dediğimiz, yani geçen gülleri keserken nereden keseceğimizi, bir ikinci gülün oluşması için ne yapmamız gerektiğini, bunları hep birlikte sizinle paylaşalım istedim. Evet, şurada gördüğünüz gibi artık şu yavaş yavaş kendini kaybediyor. Yani özelliğini kaybediyor. Dolayısıyla biz burada kesim yaparken şurada 2, 4, 5 tane bir yaprakta kanat var. Şöyle diyelim, şurada size net olarak anlatacağımız şekilde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. Beşli yaprağa geldiğimiz zaman buradan geçen kısmı kesmemiz lazım. Keserken de tabii ki biraz eğimli kesmemiz lazım ki gözün içerisinde eğer ki eğimli kesmezsek şu biçimde burada bir işte su birikintisi olur vesaire, bir işte toz kalıntısı burada bitkinin gözeneğinde gelişmesini engeller. Yani burada bir verevli kesim yapmamız lazım ki burada herhangi bir bakteri yer işte vesaire, herhangi bir toz tabakası kalmasın diye. Şurada yine aynı bir durum var. Geçmiş. Yine bunu bakınız, makasımı hep böyle şöyle tutmuyorum. Hep böyle tutulması gerekiyor. Burada da kesim yaparken şunu da iyi bilmenizi istiyorum. Şuradan biz kesim yapacağız. Şöyle bir kesim asla istemiyoruz güllerde. Buna biz tırnak diyoruz. Çünkü burada bir gözenek olmayacak. Burada bitkinin burada çürümesi söz konusu olacak. Burada bir bakteri veyahut da hastalık oluşması söz konusu olacak. Veyahut da haşeriler burada barınma yeri edinecek. Çünkü burada bir göz olmadığı için burası kuruyacak ve orada bir kabuk altında haşerinin yuvalanmasına yol açmış olacağız. Onun için ben istiyorum ki her zaman böyle sıfır keselim ve tırnak bırakmayalım. Evet. Şimdi burada bu kesimleri yaparken bir de bitkimizin içindeki, bakınız şöyle, bitkinin içerisinde bir sürgün var. Ama bu sürgün ucu kör. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprak var bu bitkide, bu dalda. Dolayısıyla bu gülün gövdesindeki sudan, vitaminden, besinden bir şekilde pay alıyor. Dolayısıyla bu pay alınca diğer gül vermek isteyen sürgüne enerji ve vitamin, besin az gidiyor. Dolayısıyla burada gülümüzün gomcası küçük oluyor, verimsiz oluyor, cılız oluyor. Dolayısıyla biz mutlaka gülün içerisinde gomca çiçekleri olanların haricindeki aradaki bu kör göz dediğimiz
beyfude bitkinin suyundan, besininden, toprağından, güneşinden bir pay alıp diğerlerine engel teşkil ediyor. Bunları mutlaka kesmemiz lazım. Siz de elinize bir makas alın. Ucu kör olan, bakınız hiçbir sürgünü yok. Tamamıyla kör ama ciddi anlamda bitkinin enerjisini tüketiyor. Bunu bir şekilde temizleyeceğiz. Tabii ben ne yapacağımı size anlattım. Şu an kameramanım bitkinin ne konumda olduğunu size yansıttı. Müsaade edin, ben bunu bir güzelce temizleyeyim. Ondan sonra bitki ne kadar ferahladığını, ne kadar nefes alır duruma geldiğini tekrar göreceğiz. Ben şimdi içindeki fazlalıkları keseceğim. Ne kadar bir dal kestiğimi, sürgün kestiğimi gördünüz. Şöyle kaba taslak bir toplayayım şöyle. Evet. Şunları da kesersek, bunlar da biraz daha henüz güllerimiz sağlıklı. Gördünüz. Şu ana dallar gözükmüyordu yapraktan, yoğunluktan. Tamamıyla kesmiş olduğum bitkinin üzerinden faydalanan ama bize sadece yeşilliğinin dışında hiç gül vermeyen bir sürgünler. Bunları kestik. Kısmet olursa bir başka bölümde buradan tekrar nasıl bir gül aldığımızı hep birlikte sizinle göreceğiz. Burada yine bahçemizin girişinde levandulamız var. Bu bahçede her zaman girişlerde olmasını istediğimiz böyle bir mekanımız. Bu güllerimizin hepsi bu şekilde elden geçecek. Ondan sonraki konumlarda göreceksiniz. Şurada yine küçük bir mini bir taş bahçesi gibi bir bahçemiz var. İçinde lillumlarımız var. Ve burada galamız var. Kameramanım gösteriyordur. Bakınız sapsarı. Ve lillumlarımız var. Ortada yıldız, büyük başlı çiçekleri olan yıldızlarımız. Burada yıldızları daha sağlıklı, daha böyle dallı budaklı olması için ne yapmamız gerekiyordu? Bunu hani çok önceden sizinle paylaşayım dedim ama biraz büyüdüler. Bakınız şuradan uç kısımlarını tam kameramanım gösterebiliyordur. Şuradan bir kırım yapıyoruz. Şöylece uç kısmı aldım bakınız. Sebebi neydi bunu almamın? Burada bu yıldızımız daha da böyle dallanacak, çatallanacak. Çünkü biz uç kısmı kırdık ve şimdi yanlardan dallar vermeye başlayacak. Ve biz ilk önce tek çiçek alacağımızdan dolayı şimdi dalını kırdığımız zaman daha çok sağından solundan oluşacak dallardan çiçekler oluşacak. Burada bunları dikerken şöyle bir hani konsept oluşturmaya çalıştık. Yıldızımızı diktik, bu biraz geç açacak. Dolayısıyla lillumlar erken açıyor. Erken açtıktan sonra bunlar zamanını bitirdiği zaman o zamana kadar yıldız büyümüş olacak. Biz ne yapacağız? Lillumları toprak seviyesinden keseceğiz. Yıldıza yer açmış olacağız. Yazı yıldızla geçireceğiz ama etrafında da bazı yine petunyaydı, mineydi ve farklı farklı bitkiler var. Onlar da istiyorum ki çiçek açtıkça sizlerle paylaşalım bunları. Çünkü uzun süre birlikte olacağız bu bahçede inşallah.
Şurada ağaç münemiz dediğimiz çok güzel bir sarı rengi olan ve iki tane de begonvilimiz var. Bu sene hava şartları biraz durdu. İlk etapta yağmurlarımız çok kısıtlıydı ama son zamanlarda ciddi bir yağmurla karşılaştık. En azından hani tabii ki doğaya ciddi anlamda bir katkısı oldu. Arka tarafta da yine bir çiçek yastığımız var. Burada da gavura var, petunya var, yıldız var, saray patı var, bahçe açelyesi var, daha zinya var. Çünkü burada da ayrı bir farklı bir bitki dizaynı var. Bunları da zaman zaman yine büyüdükçe paylaşacağız. Tabii ki dikimimizi yaptık. Zaman zaman çapalanmasını yapıyoruz. Şu an öyle bir ihtiyaç yok ama ileride bunları hep birlikte yapacağız inşallah. Arka tarafımızda gördüğünüz gibi işte mazı ve aralarında da sarmaşık gülümüz var. Sarmaşık gül de belli bir kıvama geldikten sonra da işte onun bakımıyla ilgili, budanmasıyla ilgili falan onların da şeylerini yapacağız. Burada da bir baston gülümüz var. Gördüğünüz gibi böyle krem renginde ama çok güzel kokuyor gerçekten. Adamı mest ediyor. Yani o kadar güzel bir kokusu var ki. Dolayısıyla bu da ilk tabii ki çiçeklerini verdi. Ondan sonra çiçekleri biraz küçük olacak. O kadar görkemli olmayacak. Burada da yine geçmişlerini keseceğiz. Buna daha tekrar bir daha çiçek verebilmesi için. Dediğim gibi bunda da aynı bazı kör sürgünler var. Onları da mutlaka temizlememiz gerekiyor ki burada hem şeyleri almamız lazım. Çiçek vermeyen sürgünleri almamız gerekir. Bir de biraz gül verecek dalları seyreltmemiz lazım. Şimdi bu bitkimizi iyi bir dizayn etmemiz gerekiyor. Biraz süreç gerekecek. Dolayısıyla da bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Bizi izlemeye devam edin. Reklamlardan sonra görüşeceğiz. Ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii bu arada da bahsetmiş olduğumuz gölü budadık. İlk görüntüsüyle şimdiki halini fark edebiliyorsunuz. Çünkü bir yoğunluk vardı içinde. Hani çiçek açan vardı, açmayan vardı. Açmış işini bitirmiş olan vardı. Onları tekrar çiçek açması için yardımcı olduk. Uçlarından kesim yaptık. İçindeki fazlalığı aldık. Bitki biraz daha böyle rahatlamış oldu. Dolayısıyla ikinci çiçek açmasında biraz yardımcı olmaya çalıştık. Tabii ki bu kadar güzel gösterişli olmayacak ama yine de kısmen bize gül verecek. Dolayısıyla da altta da bir çalışma yapmamız gerekiyor. Etrafını açıp oraya biraz besin vermemiz gerekiyor, gübre vermemiz gerekiyor. Şimdi biz bu programda yüzeysel olarak devam edeceğiz. Ama gelecek programda bunun dibinin açıldığını göreceksiniz. Gübresini vermiş olacağız. Tabii ki eksiltmiş olduğu vitamini, besini biraz takviye etmemiz gerekir ki bitki yaz boyu bize bir şeyler verebilirsin. Yani bakarsan bağ, bakmazsan dağ hesabı.
biz bitkiye bakacağız ki o da bize mutlaka bir cevabını verecek. Dolayısıyla buradan nereye geldik? Ha, buradan şunu da bahsedeyim. Acemiler için bilhassa yeni bir işte bitkiyle, çiçekle, gülle tanışanlar için şöyle portatif makas kullanırlarsa güzel olur. Daha kolay kesim yapabilirler, daha kolay aralara girer. Bu büyükler hani biraz daha acemiler için biraz zorluk çıkarır. Onu da unutmayalım. Burada programın başında girişimizde çiçek vardı, petunya vardı. Yine burada da var ama bakınız bu size bir pratik, yeri dar olan, mekanı küçük olan, balkon ve terasta da bu tür şeyleri kullanabilirsiniz. Biz burada çilek yaptık. Böyle bir pimaşın üzerini delerek bitkileri dike dike yukarı doğru çıktık. Yukarıdan suyu verdiğimiz zaman rahatlıkla tamamıyla su alıyor. Dolayısıyla burada da çileklerimiz yetişiyor. İnşallah bir kızardığında da kızarmış olduğunu da görürsünüz. Burada da yine bir aynı petunyamız var. Aynı dikilmiş şekilde bu yarın büyüyünce tamamıyla kaplanacak. Ama biz program içerisinde burada bir küçük bir bahçemizde böyle dekor amaçlı kullandığımız bir küçük arabamız var. Oraya bir çiçek dikimi yapacağız. Bunu da istedim ki hep birlikte yapalım. Ki nasıl bir uygulama yapıldığını ben yaparken siz de faydalanın, istifade edin dedik. Evet, şimdi bunun uygulamasını yapacağız. Bahçemizde dekor olarak kullandığımız bir araba üzerinde dikim yapacağız. Arabanın bulunduğu yer gölge. Dolayısıyla biz burada hani gölgede yetişebilecek bitki seçimi yapmamız gerekiyordu. Onun için burada begonya kullanacağız ve küpeli kullanacağız. Bunların bir dikimini yapalım. Siz de bu dikimi görün, biz nasıl bir dikim yapıyoruz. Şöyle alalım bunları bir. Küpeliyi dikerken de onu da anlatalım. Küpeli çok rutubetli yeri sever. Sıcağı hiç sevmez, hiç hoşlanmaz. Direkt güneş ışınından mutlaka uzak tutmamız gerekiyor. Kılcal köklüdür. Hiçbir zaman toprağı ve yani saksısı kesinlikle kurutulmayacak. Kurutulduğu takdirde hemen bitki bayağı bir sarsıntı geçiriyor, çiçeklerinin büyütmesini durduruyor. Onun için balkon ve teraslarımızda kullanıyorsak kuzey taraflarda kullanalım. Ve bahçemizin de yine eğer ki kullanacaksak böyle gölge kısımlarında, kuzey kesimlerinde kullanırsak uzun süre bitkiden çiçek almış oluruz. Evet, bunu şöyle ön tarafa bir yere biraz daha kazacağız. İçini de bir şeffaf sert naylonla kapladık. Arabamız ahşap olduğundan dolayı hani etkilenmesin
illaki bunu sulamamız lazım. Sürekli nemli kalacak. Dolayısıyla da ahşap biliyorsunuz biraz zor dayanır ıslak zeminde. İlerimiz küçük ama ileride bunlar tamamıyla büyüdüğünde adeta bir renk gümüşü olacak burada. Bunu da inşallah hep birlikte göreceğiz. Aslında bu begonya ateş begonyası da deniyor genelde. Bu güneşli alanlarda da aslında olur. Biraz sık diktiğimiz zaman dibi gölgelik, gölge oluşturana kadar biraz sıkıntı yaratır ama bitkiler büyüyüp de birbirlerine yaklaştığında dibi gölgeli oluşmaya başladığında artık rahatlıkla büyür. Şurada iki tane, üç tane kaldı. Onu da sıkıştıralım. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir dikim oldu. Sarkan küpeleri kullandık. Ortaya sardunya kullandık. Etrafına da begonya kullandık. Kısmet olursa bu tamamıyla kapladığında çok güzel bir görüntü olacak. Bunu da inşallah sizinle paylaşacağız. Ben hortumu çekeceğim. Bir de sizinle birlikte sulayalım. Ondan sonra diğer konulara bakalım. Çiçeklerimizi diktik. Gördüğünüz gibi peyzaj içerikli bahçemiz. Küçük bir bahçe ama olsun. Hani bizim ihtiyacımızı görüyor. Aşağı yukarı bize meşgale olarak yetiyor dolayısıyla. En son arabamızdaki o çiçeklerimizi de diktik. Arka tarafta da gördüğünüz gibi bir işte akşamları yemek yerken yanına yapabileceğimiz salata, buna benzer işte bahçede gezerken şöyle koparıp pantolonumuza silip yiyebileceğimiz domates, salatalık, buna benzer karınca kadarınca bize yetecek kadar burada bir ufak bir hobi bahçesi oluşturduk. Şurada bir domateslerimiz var. Şurada da salatalık çeşitlerimiz var. Hani biraz formları bozuldu. Aslında sebebi de şöyle bir doluya yakalandık. Rahmet öyle oldu. Ona da bir şey diyemiyoruz tabii ki. O da Allah'tan. Dolayısıyla sebzelerimiz bayağı bir hırpalandı. Onun için daha yeni yeni toparlanıyorlar. Burada da gördüğünüz gibi salatalıklarımız var. Şu dolunun yaralamış olduğu şeyleri göstereyim size, paylaşayım. Doludan sonra şunlar gürleştiren. Biz burayı tamamıyla bir organik ekim yaptık. Kesinlikle suni fenli gübre kullanmadık. Çiftlik gübresi kullandık. Bir de ben eskiden ta büyük annem falan ekerken görmüştüm. Kışın ısınmak için kullandığımız o tezeklerden oluşan kül sererdi. Toprağı pamuk gibi yapardı. Ben bu yakın bir köyden bir yerden buldum. Onu getirdim, serdim. Onunla birlikte dikimini yaptık. Ve
Bir de çapalama yaptık. İşte çapalama yaparken de yanmış çiftlik gübresi kullandım. Onun dışında herhangi bir gübre kullanmadık. İlerideki kullanacağım o çiftlik gübresini sıvı olarak da vereceğiz, katı olarak da vereceğiz. Onu da hep birlikte vereceğiz. Ama burada işte salatalıklarımız var. Bu salatalığımız sargıcı, öyle büyüyen bir salatalık. Bunu da büyüdükçe böyle sarıyoruz. Şunları sülük dediğimiz, bunların kopması gerekiyor. Daha sağlıklı salatalık elde etmemiz için. Şunları mutlaka koparmamız gerekir. Bir de aşağıdan ürün aldıkça fazla kalan şeyleri, yaprakları kesmemiz gerekiyor. Onun için ben hani sizi bekledim. Bunları kesmedim ki hep birlikte izleyicilerim de görsünler diye. Bu şekilde de salatalığımızı büyüteceğiz. Aynı uygulama domates için de geçerli tabii ki. Onları da bu şekilde iple bağlayıp, yani biz bunlara işte sırık salatalık diyoruz, sırık domates diyoruz. Domateslerimizin içerisinde aşağı yukarı 6-7 çeşit var. Onların inşallah hangileri güzelse onlarla gelecek sene devam edeceğiz. Arka tarafta biberimiz var, patlıcanımız var, salatalığımız var, domatesimiz var. Ön tarafta da ufak işte şuralarda falan nanemiz, rokamız, buna benzer bahçede olmazsa olmazlardan bunlarla birlikte inşallah bu yazı çıkaracağız. Biz istiyoruz ki siz de birlikte bu işi yapalım. Biz burada yaparken siz de bir şeylerden istifade edin. İzlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bilgiler verdik. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, görüşmek dileğiyle. Kazancınız bol, ürününüz bereketli olsun. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın.